أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Rabbimizin kitabında Ali İmran suresiyle birlikteliğimiz devam ediyor. Rabbimiz bizlere hayrın önderleri olarak cennete giden yolda önümüzdeki kılavuzlar olarak Zekeriya aleyhisselamı, Yahya aleyhisselamı ve Meryem ve bir de İsa aleyhisselamı gündem yaptı. Onların şahsiyetlerini, kişiliklerini tanıttı ve bunun sonrasında da Medine günlerinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mescidine kadar gelip onunla tartışan özellikle ehli kitabın Hristiyan bölümüyle ilgili ifadeler 61. ayet-i kerimede bize gündem oldu. Allahu Teala bu ayet-i kerimede bir tartışmadan bahsediyor. Çünkü ehli kitap gerek Yahudiler gerek Hristiyanlar özellikle bu konu üzerinde, yani Allahu Teala'nın yeryüzündeki temsilcileri olan Rabbimizin nizamını bize aktaran elçiler, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den önce geçmiş olan İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam gibi rehberlerin hayatlarını tartışmaya açmışlardı. Kimilerini kabul ettiler, kimisini kabul etmediler. Özellikle konu İsa aleyhisselam olunca Yahudiler ve Hristiyanlar arasında bir polemik var. Yahudiler onun babasız dünyaya gelmesini kabule yanaşmadılar. Onun hakkında ağır iftirada bulundular. Hristiyanlar ise onu güya yücelttiler, Tanrı'nın oğlu diye nitelendirdiler. Böylece başka bir sapıklığa doğru yol açtılar. Şimdi Rabbimiz Peygamber aleyhissalatü vesselama Meryem'i ve İsa aleyhissalatü vesselamı tanıttıktan sonra artık doğruyu kabul etmelerini istedi onlardan. Ama onlar Peygamber aleyhissalatü vesselamla tartışmaya devam ettiler. Suremizin ilk bölümlerinde böyle bir ifadeyi hatırlıyoruz biz. Allahu Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demişti. Ayet 20'de. فَاِنْ حَاجُّكَ Eğer onlar seninle tartışırlarsa, fekul de ki, eslemtu vechiye lillahi ve meni tebaa. Söyle, eğer seninle tartışırlarsa, ben bana uyanlarla birlikte Allah'a teslim oldum, Müslüman oldum. Bu burada böyle ifade edilmişti. Sonra ayetler boyunca 60. ayete kadar İsa aleyhisselam tanıtıldı, Meryem tanıtıldı, Rabbimizin Peygamber göndermesi ifade edildi, gücü kuvveti ortaya konuldu. Artık kıyamet gününde, yargılanma gününde iman edenlerin ve salih amel işleyenlerin, yani peygamberlere de tabii ki iman edip ve onların getirdiği bilgiyle, hikmetle, kitapla amel edenlerin ücretlerinin tas tamam ödeneceğini Allahu Teala bildirdi. Ama kafirlerin ise ağır bir azapla azaplandırılacağını hem de dünyada hem de ahirette yine ortaya koyduktan sonra İsa konusunun tartışılmaması gerektiğini, Allah katında Adem ile İsa aleyhisselamın durumlarının aynı olduğunu Rabbimiz söyledi. Hak Allah'tan gelendir, artık şüphe edenlerden olma dedi. Bu Peygamber aleyhisselatü vesselama ve Müslümanlara kesin bir kararlılık kazandırıyordu. Bunun sonrasında hala tartışmaya devam eden Yahudilere ama galiba ki bu ayetin iniş sebebinden dolayı özellikle Hristiyanlara Rabbimiz şöyle demişti. فَمَنْ حَاجَّكَ ف۪يهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ Sana gelen bu ilimden sonra hala seninle tartışmaya devam ederlerse فَقُلْ de ki onlara تَعَالَوْ نَدْعُوا اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِب۪ينَ Çağır onları,
çağırsınlar oğullarını ve biz de çağıralım oğullarımızı. Çağırsınlar kadınlarını, biz de çağıralım kadınlarımızı. Gelsinler kendileri ve biz de gelelim kendilerimiz. Ve karşılıklı bir lanetleşme, mübahele deniliyor. Ve şöyle diyelim karşılıklı. Allah'ın laneti yalancıların, yalanlayanların üzerine olsun. Kim yalan söylüyorsa Allah'ın laneti onun üzerine olsun diyelim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak Allahu Teala'nın kendisine bildirdiği bu gerçeği o gün mescitte bulunan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında, yöresinde bir süredir onunla tartışan, konuşan Hristiyanlara bunu bildirdi. Onlar buna yanaşmadılar. Çünkü toplum üzerinde kendilerinin bir ağırlığı var, bir statüleri var. Din adamı olmaklıktan kaynaklanan elde ettikleri birçok gelir var, konumları, karizmaları var. Bunu yitirmekten korktular ve bu doğruyu söylemeye yanaşmadılar. Lanetleşmeye de gelmediler çünkü bildiler ki karşılarındaki bir peygamber. Ve sonrasında ara bir yol istediler, cizye vermeyi kabul ettiler Müslümanlara. Şimdi Allah-u Teala bu ifadelerden sonra, böylesi bir meydan okuyuşun ardından bizlere şu gerçeği bir daha vurguluyor. İnne hâzâ lehuvel kasasul hak. İşte bu anlatılanlar, buraya kadar söylenmiş olan gerçekler, onlar hak bir öyküdür. Yani Allah-u Teala'nın İsa aleyhisselam ile ilgili anlattıklarından başka gerçek yoktur. Gerçeği arayan işte ancak burada bulacaktır. Bu peygamberin dilinde, bu peygamberin getirdiği ilimde, Allah-u Teala'nın ona verdiği bilgide vardır hak. Hakkı ancak Allah bildirir. Biraz önce bunu bir ayet-i kerime söylemişti. 60. ayet-i kerime El hakku min rabbik demişti Rabbimiz. Hak senin Rabbinden gelendir. Şimdi Allah-u Teala aynı gerçeği bir daha vurguluyor ve böylece iç dünyamızda Yahudi ve Hristiyan bilgilendirmesi karşısında eğer bir tereddüt oluştuysa bu yitiriyor ve biliyoruz ki doğruyu söylemek ancak Allah-u Teala'nın işidir ve ne anlatırsa Allah-u Teala bizim için dünya ve ahirette bir gerçekliktir. وَمَا مِنْ اِلَٰهِنْ اِلَّا اللّٰهِ Ve bu öykünün anlattığı da bir bilgi var. Allah'tan başka bir ilah da yoktur. Hayata hakim olan, hayatımızı kendisine vereceğimiz, dilediği gibi yaşayacağımız tek ilah Allah'tır. Yani İsa Allah'ın oğludur diyenler büyük bir yanılgıdadırlar. Allah adına söz söyleme cüretinde bulunan Yahudi hahamları veya da Hristiyan papazları da aynı yanılgıdadırlar. Gerçek şu ki İsa aleyhisselam ile birlikte anlatılan öykünün vurguladığı ana konu İlah sadece Allah'tır ve ondan başkasının sözü dinlenmez ve innallâhe lehuvel azizül hakim. Yine tüm bunların anlattığı bir başka gerçek daha vardır ki Rabbimiz olan Allah azizdir ve hakimdir. Güç kuvvet sahibidir, onur şeref sahibidir. Bütün onur, bütün şeref sadece Allah'tan alınır ve güç kuvvet onun dilediğini yapar, dilediğini aziz eder, dilediğini zelil eder. Ve Allah hakimdir, hüküm hikmet sahibidir. Kararlarını uygulama noktasında bir sıkıntı olmaz. O dilediğini yaptırır ve hükmünde hikmet vardır. Rabbimizin neyi ol dediyse o oldurmasında muhteşem bir güzellik, bizim için bir fayda mutlaka vardır. Şimdi tüm bunlardan sonra fe in tevellev ki bu ayet-i kerime daha evvel de geçti. Fe in tevellev fe innallâhe alimun bil mufsidin. Eğer yüz çevirirlerse çevirsinler. Kendilerine bir çevriliştir bu. Bir boşa giden hayattır. Eğer onlar vazgeçerler, yüz dönerler, tüm bunlardan sonra Allah-u Teala'nın sözü karşısında duyarsız kalırlar, sırtlarını dönerler, başkaca bir hayata doğru yönelirlerse ve اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِالْمُفْسِد۪ينَ Allah durumu biliyor. Allah fesatçıları, fesat çıkartanları, Allah'ın istemediği bir hayatı onaylayanları, kalpleri başka, zihinleri başka bir hayatta olmayı dileyenleri Allah bilmektedir. İşte onlar ehli kitaptır ki Allah-u Teala şimdi 64. ayet-i kerime ile birlikte Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bir emirde bulunuyor. Onlara nasıl hitap edeceğini bize de öğretiyor. Böylece
biz bugünün müminleri karşımızdaki ehli kitap dünyaya nasıl bir dille konuşacağımızı da öğrenmiş oluyoruz. Böylece Allah-u Teala bize bir zihin veriyor, bir düşünce tipi veriyor. Dünya bugün Yahudice bir hayatı ya da Hristiyanca bir hayatı kuşanmış olabilir. Onlarla dopdolu olabilir. Ama biz yeryüzünün Müslümanları Allah adına yaşamaya evet demiş, yüzümüzü Rabbimize teslim etmiş, kalbimiz ve zihnimiz de Allah'ın adamı olmaya evet demiş kimseler, bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Karşımızdakilere nasıl bir duruşla duracağız? Allah-u Teala öğretiyor. Kul ya ehlel kitap. De ki, ey ehli kitap. Ellerinde kitapları olan, ellerinde vahiy olan, ellerinde bu gerçekliği tutan kimseler. Gerçeklik onların ellerinde. Allah'tan gelen bilgi, ilim onların ellerinde. Kitaba tanış, peygambere tanış bir hayatları var. Allah'ı bilmiyor değiller. Ama bunu ters yüz ettiler. Bunu kendi çıkarları için yeniden düzenlediler. Kitapla gelen bilgiyi taşıdılar ama onu yaşamadılar. Onu iman haline, düşünce haline getirmediler. Dillerinde var, sözlerinde var ama yüreklerinde yok. Ey ehli kitap! Te'alev ila kelimetin sevâin beynena ve beynekum. Sizinle bizim aramızda denk olan, İnsaflı olan, adaletli olan, eşit olan bir kelimeye gelin. Teala, bu bir çağrı. Biraz önce bir çağrı daha vardı. Lanetleşme çağrısıydı o. Karşılıklı gelin, karşılıklı lanet edelim. Eğer kim yalancıysa onun üzerine lanet olsun. Eğer bu çağrı, bundan korktunuz, anladınız ki karşınızdaki peygamber, öyleyse gelin, yeni bir çağrı. Aramızda, sizinle bizim aramızda, aslında her birimizin kabul edeceği bir temel nokta var. İnsaflı, denk, hepimizin kabul edebileceği. Daha doğrusu, galiba Rabbim en iyisini bilir, insaf sahibi olan her insanın kabul edebileceği bir nokta var. Gelin oraya, oradan başlayalım. Çağrı fıtrata. Çağrı zaten insanların yüreklerinde, vicdanlarında olan o öz bilgiye. Nedir o? Ella na'bude illallah ve la nushrike bihi şey'a ve la yettehize ba'duna ba'zan erbaben min dunillah. Çağrının ana konusu bu. Bu bütün insanları eşitleştiren, denkleştiren bir konu. Nedir o? Gelin Allah'tan başkasına kulluk yapmayalım. Ella na'bude illallah. Yalnız Allah'a kul olalım. 2. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْعَ ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Ve 3. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'ın dûnunda, Allah gibi değil belki ama Allah adına söz sahibi olarak değerlendirilen kimseleri aramızdan bazılarını Rabler edinmeyelim. Tanrı makamına oturtmayalım. Allah gibi söz söyleme yetkisini ona vermeyelim. İnsanlar kendilerini renklerle, insanlar kendilerini ırklarla, milletlerle, insanlar kendilerini cinsiyetlerle tanımlayabilirler, ayırabilirler. Çünkü Allah-u Teala insanları böyle yarattı. Kimisini erkek, kimisini kadın yarattı. Ve Allah-u Teala insanları kimisini falan ırkta, kimisini falan ırkta, kimisini siyah, kimisini beyaz, kimisini sarı yarattı. Bunlar Rabbimizin onlara verdiği imtihan modeli. Böylece yaratıldılar. Ve bundan kaynaklanarak toplumlar kendilerini böyle ifade etmeye çabalıyorlar. İşte siyahlar ya da beyazlar ya da kadınlar ya da erkekler, zenginler ya da fakirler gibi. Oysa Allah-u Teala herkesin kendi iradesiyle gelebileceği bir çizgiye çağırıyor insanlar. Hepimizin aklıyla, yüreğiyle varıp durabileceği bir çizgi. O da nedir? Allah'a kulluk, başkasına kul olmamak. Müslüman olma çizgisi. Ella na'bude illallah. Gelin Allah'a kul olalım. Ve la nushrike bihi şey'a ve ona hiçbir şeye ortak koşmayalım. Bunu kabul eden insanların hepsi kardeştir. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi şekil, hangi motifle kendilerini ifade ederlerse etsinler, kadın ya da erkek olsunlar, bütün ayrımlar,
ayrışmalar kenara konuluyor. Tek bir çizgiye geliyor insanlar. Allah'ı birleme çizgisini. Ella na'bude illallah. Gelin Allah'a kul olalım, başkasına kul olmayalım. Ve la nüşrike bihi şeye. İşte bu la ilahe illallah diye biraz önce Allahu Teala'nın çağırdığı konu. İnne hâze lehuvel kasasul hak ve mâ min ilahin illallah diye Rabbimiz bir gerçekliğe vurgu yapmıştı. Ondan başka ilah yoktur. İşte gelin buradan başlıyoruz işe. Herkesin kabul ettiği, kabul edebileceği bir çizgi. Kulluğu sadece Allahu Teala'ya ifade edeceğiz ve onunla birlikte insanları Nemrut ya da Firavun gibi ya da taş gibi heykelleri ya da melekler varlığın diğer bölümlerini Rab edinmeyeceğiz. Ona Allah gibi davranmayacağız. Allah'a ortak koşmayalım. Ve son bölümde özellikle Yahudilerin ve Hristiyanların, ehli kitap dünyanın düştüğü bir hata, insanlar birbirlerini Rabler ittihaz ettiler. Allah'ı kabul ediyorlardı ama Allah'la birlikte Allah gibi sözü dinlenecek kimseler buldular. Papazlarını, rahiplerini, din adamlarını, alimlerini, filozoflarını, ideologlarını onlar Rab gibi kabul ettiler. Hayatın kanunlarını onlara sordular. Nasıl yaşayacaklarını, evleri, dükkanlar nasıl olsun? Nasıl sevsinler, nasıl korksunlar, nasıl alsın, nasıl versin? Bütün soruları onlara sordular. Planları, programları onlar çizdi. Böylece hem Allah'a itaat ettiklerini söyledi insanlar, Allah'ın dinini yaşadıklarını ifade ettiler ama Allah'tan gayrısına da söz hakkı verdiler. Şimdi buna çağırıyor Rabbimiz ve bunu söylüyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Söyledi fakat yine fe in tevellev yüz çevirirler, sırtlarını dönerler, yine kabul etmezler, başka bir hayatı arzularlarsa, eski yanlışlıklarına yine dönerlerse فَقُولُ شْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ onlara deyin ki şimdi emir bize de geldi. Biraz önce Allahu Teala قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ demesini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan istemişti. Şimdi de Allahu Teala hepimize, biz müminlere de söylüyor فَقُولُ شْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ deyin ki şahit olun biz Müslümanlarız. Siz demek ki bu hayatı istemiyorsunuz. Allah'a kulluğu arzu etmiyor. Allah'la birlikte başkalarını da Tanrı demeyi istiyor. Dininizi, dünyanızı başkalarına danışarak yaşamayı arzuluyorsunuz öyle mi? Öyleyse biz öyle değiliz. Biz Müslümanız. فَقُولُ شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ şahit olun biz Müslümanız. Böylece bir meydan okuma, böylece saflar beliriyor. Kimliğimiz ortaya çıkıyor. Bugün yeryüzünde yaşayan biz Müslümanlar da bu netliğe kavuşmak durumundayız inşallah. Yani sözlerimizle ve özümüzle, davranışlarımızla dünya müstekbirlerine, dünyanın bütün gelirlerini eline almış olan kimselere, ehli kitap da olsalar, müşrik de olsalar sesleniyoruz ve diyoruz ki şahit olun. Siz nasıl bir hayat yaşarsanız yaşayın, adını ne koyarsanız koyun, ideologlarınız, felsefecileriniz, fikir adamlarınız, kanaat önderleriniz ne adı verirse versin yaşadığınız hayata, biz bunu kabul etmiyoruz. Biz bütünüyle hayatın tamamını, 24 saatini, gün ve geceyi, erkekliğimizi ve kadınlığımızı, zenginlik ve fakirliğimizi, bütün değerlerimizi, zihin aktivitelerimizi, kalp hassasiyetlerimizi, her şeyimizi Allah'a bıraktık. O ne derse onu kabul ediyoruz. Teslim olduk. Teslim olma çizgisine geldik. Biz Müslümanız. Böylece netleştikten sonra konuşma devam ediyor. Ehli kitaba çağrı ve onlarla tartışmanın yeni yönünü Allah-u Teala belirliyor. Ya ehlel kitap. Ey ehli kitap. Lime tuhaccune fi İbrahim. İbrahim aleyhisselam hakkında niçin tartışıyorsunuz? İnsanlar hangi dinde olurlarsa olsunlar, hangi yapının içinde olurlarsa olsunlar, büyük, güzel insanları kendilerinden görmeye meyyaldirler. Bu onlar için bir kazanımdır. Falan alim zat bizim ekipten, o bizim adamımız demek o topluma bir güç kazandırıyor. Yahudiler de dediler ki İbrahim bizdendir. Biraz sonra Rabbimiz
İbrahim Aleyhisselam'la ilgili Yahudilerin bu ifadelerini söyleyecek. İbrahim bizdendir dediler. Ona sahip çıktılar. Hristiyanlar tartıştılar ve hayır, İbrahim bizdendir, İbrahim Hristiyandır. Bu bizim kültürümüzü onaylayan bir hayatı vardır demeye çalıştılar. Şimdi Allah-u Teala mevzuyu İsa Aleyhisselam'dan aldı ve İbrahim Aleyhisselam'a kadar çıkardı. Dedi ki, ey ehli kitap, İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? وَمَا اُنْزِلَتِ التَّوْرَاتُ وَالْاِنْجِيلُ اِلَّا مِنْ بَعْدِ Hem ki Tevrat, hem ki İncil ondan sonra indirildi. İncil de ki İsa Aleyhisselam'a geldi, Tevrat da Musa Aleyhisselam ve sonrasında. Öyleyse siz nasıl oluyor da bu iki peygamber, Musa ve İsa, İbrahim'den sonra geldiği halde ve onlara verilen bilgiler ve kitaplar da ondan sonra geldiği halde siz İbrahim bizdendir diyebiliyorsunuz. اَفَلَا تَعْقِيلُ Hiç akletmiyor musunuz? Düşünmez misiniz? هَا أَنْتُمْ هَا أُولَٰئِ حَاجَشْتُمْ ف۪ي مَا لَكُمْ بِه۪ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ ف۪ي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِه۪ عِلْمٌ Siz, hadi diyelim ki, kendinizin bilgili olduğu konularda tartışıyorsunuz. Ki bu tartışmalarınız da boş. Çünkü bildiklerinizi siz başka noktalara doğru döndürttünüz, bozdunuz, yanlış hale getirdiniz. Bir de tutuyor, hiç bilmediğiniz konularda tartışıyorsunuz. Siz nasıl adamlarsınız böyle? Siz öyle kimselersiniz ki, bilginiz olan konularda tartıştınız diyelim. Ama bir de hiç bilginiz olmayan konularda, gayb konusunda tartışma yapıyorsunuz. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Allah biliyor ve siz bilmiyorsunuz oysa. Bilginin sahibi Allah'tır. Bildiren, öğreten Allah'tır. Siz bilmiyorsunuz, bilmediğiniz konularda tartışıyor. Yani bugünkü deyimle atıyorsunuz. وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bilmediğiniz konular var ve siz bu konularda bilgisiz olduğunuz halde bilirmişçesine bir söz söyleme gayretindesiniz. İnsanların genel bir tavrını belki Rabbimiz burada bir daha söyledi. İnsanlar her konuda konuşmayı severler. Oysa kitap, din, iman bunlarla konuşacaksak Rabbimizin sözünü söylemeliyiz. Çünkü hak ancak Rabbimizden gelendir. O ne derse doğrudur. Onun demediği elbette yanlıştır. Bütün bilgiler Allah'ın onayından geçmeli. Öyleyse sözü Allah'a bırakmaları gerekirken ehli kitap olduğunu, yani bir dindarlıklarının olduğunu söyleyenler neye göre konuşuyorlar? Öyleyse sözü Allah'a bırakıyoruz. مَا كَانَ اِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَّ وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَاكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا İbrahim aleyhissalatü vesselam ne Yahudiydi ne de Nasrani, Hristiyandı. Lakin İbrahim aleyhisselam o Hanifidi, Müslümandı. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Ve müşriklerden değildi. Rabbimiz İbrahim aleyhisselamın özelliklerini anlatırken biraz önce ehli kitabı çağırırken ortak bir söze, denk, eşit bir çağrıya, adil bir ifadeye çağırdığındaki özellikleri de söylüyor. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'da üç güzel haslet var. Tabii ki İbrahim Aleyhisselam'ı tanımak istediğimizde, kitabımıza baktığımızda onun kelimelerle olan imtihanını okumamız lazım. Kurban oluşunu, Kabe'yi inşasını, ateşe atılışını ve diğerleri. Ama İbrahim Aleyhisselam denince şu üç şey ön plana çıkıyor. O Hanif'ti, muvahhid'ti, Müslim'di, Allah'a teslim olmuştu ve müşriklerden de değil. Allah'a şirk koşmadı. Hiçbir şey, melekleri, görünmeyenleri ya da peygamber gibi görülen, peygamber olarak değerlendirilen kutsal şahsiyetlerin de abartılarak Allah gibi tutulmasına karşı çıktı. İbrahim Aleyhisselam kişilerin İlahlaştırılmasına da karşı çıkmıştı Nemrut'ta olduğu gibi. Yıldıza, güneşe ve aya tapanlara da gerekli cevabı vermişti. İbrahim Aleyhisselam müşrik değildi. Bütün hayatı bunu ispat ile geçti. O Hanif'ti, muvahhid, bir Allah'a teslim olmuş hem de bütün kalbiyle, bütün samimiyeti ve ihlasıyla ve Müslüman da teslim olmuştu. Rabbi onun için neyi seçtiyse evet demişti. Ateşe atılmak seçti, evet dedi. Hicret seçti, evet dedi. Sonrasında oğlunu kes dedi, evet dedi.
sürekli teslim olan bir şahsiyet. Bu çağrılar, yani İbrahim Aleyhisselam'da olan bu güzel özellikler, biraz önce ifade ettiğimiz gibi Peygamber Aleyhisselam'a emredilen çağrılığıyla aynı kökten. Yani "Ellâ nâbude illallah ve lâ nüşrike bihi şey'a" diye söylenen bölümde ifade edilen gerçekler İbrahim Aleyhisselam'da şahsiyet buluyor. İbrahim Aleyhisselam'ın şahsiyeti, yani aslında hem Yahudilerin hem Hristiyanların ve hem de Müslümanım diyen kimselerin çağrıldığı çizgi. Eğer İbrahim gibi olmak istiyorsanız işte İbrahim'in özellikleri bunlardı. Öyleyse İbrahim'e en yakışan kimseler "İnne evlen nâsi bi İbrahim'e lellezîne tebe'uhu ve hâzen nebiyyü vellezîne âmenu vallahu veliyyül mü'minîn." İbrahim'e, İbrahim Aleyhisselam'a en layık, en gereken kimseler, insanlar içerisinde ona tabi olanlar, onu izleyenler, onun yolu sıra gidenler ve şu peygamber, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve bir de ona iman eden kimseler. Üç gruptan bahsedildi İbrahim Aleyhisselam'a layık olma özelliği taşıyan. Bir, İbrahim Aleyhisselam'ı izleyenler. Hemen ilk hicret döneminde Sare annemizi ve Lut Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlıyoruz. Onun izleyicileri. Daha sonra İsmail ve İshak ve yine o çevrede ona iman eden insanlar. Onun çağrısına kulak vermiş ve dünyanın dört bir tarafından Kabe'ye doğru koşan o dönemin Müslümanları, ona tabi olanlar. Sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İsmail aleyhisselam soyundan gelen bu elçi. Bir de yine Peygamber aleyhisselam'a uyan müminler. Hem o günkü Kur'an'ın indiği gündeki müminler ve hem de bugün hem Kur'an'a hem Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve hem de İbrahim aleyhisselama iman eden yeryüzü müminleri, işte İbrahim peygambere layık olan kimseler bunlardır. Çünkü bunlar aynı zamanda hem hanif hem müslim hem de Allah'a şirk koşmayanlardandır. Ve Allah böyle olan müminlerin velisidir. Vallahu veliyyül müminin. Dostu, yardımcısı, desteği Allah'tır böyle müminlerin. Mümin kimseler Medine'nin bu günlerinde, bu ayetlerin indiği günlerde Mekke müşrikleri tarafından ve diğer müşrik gruplar tarafından tehdit ediliyordu. Hristiyan dünya desteğini çekmek, destek vermemekle tehdit ediyordu. Medine'de bulunan ve civarda bulunan Yahudi kabileler, Yahudi dünya, onlar da aynı şekilde hem ki savaşmakla "biz Araplara benzemeyiz, çok daha şiddetli düşmanlarız" diye tehdit ediyorlar. Aynı zamanda hem Yahudi ve hem de Hristiyan olan kimseler müminlerin zihinlerini bulandıracak şekilde konuşuyorlar. "Biz de kitaptan, biz de peygamberden anlarız. Biz de ahireti kabul ediyoruz. Biz de bu işi biliyoruz. Biz İbrahimiyiz" diye iman edecek olanların ya da yeni iman etmiş ama kalbinde iman tam oturmamış kimselerin kalplerinin karışmasını, kafalarının bulanmasını sağlamak istiyorlardı. İşte böylesi bir dünyaya Allah-u Teala meydan okutuyor bu ayetle, müminlerin de kalbine bunu oturtuyor. Vallahu veliyyül müminin, Allah müminlerin velisidir. Başkalarının sahip çıkmasının hiç önemi yok. Allah bu müminlerin dostudur, velisidir, sahibidir. Allah-u Teala bu velayetini ilan ettikten sonra artık çağrı bölümünü, yani ehli kitaba yapılan çağrı bölümünü sonlandırıp onların müminlere yönelik olan kötülüklerini açık ediyor, açıklıyor, deşifre ediyor. Böylece düşmanımızın metotlarını öğrenmiş oluyoruz. Rabbimiz şöyle anlattı 69. ayet-i kerimede. وَتَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ. Ehli kitaptan bir taife, yani özellikle alimler, yöneticiler, toplumun ileri gelenleri. Onlardan bir grup sizi saptırmak isterler. Arzuları budur. İçinizden birkaç kişiyi bile dinden döndürmek onlar için en büyük zevktir. Bu evrensel kitaptan bize okunan bir ayet. Medine günlerinde tamam. Ama bugün de böyle. Yani ehli kitap denilen dünya istiyor ki Müslümanları, içinizden bazılarını
saptırabilsinler. Lev yudillûneküm. Güçleri yetse tüm Müslümanlar yoldan çıkartmak ister. Değilse ama hiç olmazsa bir grubunu, bir bölümünü yoldan çıkartmak istiyorlar. Ehl-i kitaptan hepsi böyle değil. Rabbimiz ilerleyen ayetlerde bazılarını da söyleyecek bizlere. Ama onlardan bir grup özellikle bu amaçla, bu misyonla dopdoludur. وَمَا يُضِلُّونَ اِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Onlar ancak kendilerini yoldan çıkarıyorlar ve fakat haberleri yok. Onlar bu tavırlarıyla, bu istekleriyle, bu mücadeleleriyle peygambere, hak peygambere ve ona iman etmiş olan düzgün Müslümanlara bu yaklaşımla gelmelerinden dolayı asıl kendileri saptılar. Hem dünyaları berbat hem de ahiretler rezil kepazelikle dolu oldu. Şiddetli bir azap onları bekleyecek. Ama onlar saptılar fakat haberleri yok. Ve Rabbimiz bu ayet-i kerimelerle devam edecek. Ehli kitabın yanlışlarını, bu saptırma projelerini bizlere izah edecek inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.